görüntüler yansıyor ekranlarınıza. Konumu Türk vatandaşlığına halen sahiptir. Elbette ki bu insanlar üzerine de konuştuk ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bu insanların kesinlikle tüm çıkarlarını koruduğumuzu, herhangi bir ayrımcılığa uğramadan burada barışçıl, uyumlu bir yaşam sürmeleri için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söyledim. Elbette ki camilere yönelik saldırılar kabul edilemez. Ve saldırılara karşı biz kesinlikle tavır almaktayız ve Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte örneğin Solingen'deki kundaklama olayıyla yabancı düşmanı bu saldırının 25. yıl dönümünde kendim de bizzat orada bulundum ve biz kesinlikle her türlü güvenlik önlemini alarak karşılıklı güven ortamını daha da pekiştirmek, daha da sağlamlaştırmak istemekteyiz. Elbette ki gerek Türkiye'de gerek Almanya'da insanlar açısından önemli bir noktada, özellikle son yıllarda malum bazı köklü karşıtlıklar olmuştur. Farklı görüşlerimizin olduğu konular olmuştur. Bunlar hukuk devleti anlayışı, basın özgürlüğü konuları gibi konular olmuştur. Ve gerçekten de bazı son derece somut durumların da çözüme ulaşması bizi çok mutlu etti. Ama halen Alman vatandaşı olarak tutuklu olan, Türkiye'de tutuklu olan bir takım insanlar var. Bu konularda da ilerleme kaydedilmesi, bir çözüm bulunması için tabii ki katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ve yarın tekrar bir görüşmemiz olacak. Bu konuları da tekrar ele alacağız. Almanya olarak istikrarlı bir Türkiye'yi istemekteyiz. Kalıcı bir ekonomik büyüme kaydeden bir Türkiye olsun istemekteyiz. Onun için ekonomik alanda da işbirliği konusunu ele aldık ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden önce değerli Türk bakanları tarafından Almanya ziyaretleri gerçekleştirildi. Mesela Federal Ekonomi Bakanımız Sayın Altmaier Türkiye'ye bir resmi ziyarete bulunacak. Ortak Ekonomi Komisyonu ilk defa bir araya gelecek ve İkinci defa enerji forumu, Türk-Alman enerji forumu bir araya gelecek, toplanacak ve doğrudan Sayın Cumhurbaşkanlığına bağlı olan teknolojik ilerleme ile ilgili bir yeni birim Türkiye'de kurulmuş bulunmaktadır. Bu alanda da Almanya olarak Türkiye ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Göç konusunu ele aldık. Türkiye olağanüstü yüksek bir performans sergilemektedir. Özellikle Suriye'den gelen 3 milyon kadar mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. İdlib konusunu ele aldık. Yarın da tekrar bu konuyu daha da pekiştireceğiz. Orada kırılgan bir durum var. Rusya, Türkiye ve Fransız devlet başkanları ile birlikte ben de bir araya gelerek Ekim ayının ortalarında bir dörtlü zirve yapmayı düşünüyoruz. Elbette ki belli yükümlülüklerimiz var. Avrupa Birliği'nin özellikle mülteci projeleri için ayırdığı kaynakların bürokratik olmayan bir şekilde hali hazırda akmasını da sağlamak istiyoruz. Terörle mücadele konusunda tabii ki bu işbirliğimizi daha da iyileştirmek istiyoruz. Ve İçişleri Bakanlarının bu alandaki işbirliğini tekrar canlandırmak istiyoruz. Dışişleri Bakanlarının son derece iyi bir işbirliği bulunmaktadır. Ve bu mesela Türkiye'deki Alman okulları ile ilgili olmaktadır. Aynı şekilde Almanya'da yaşayan Türkler açısından da kültürel bağlarını pekiştirme açısından imkanların sunulması gerekmektedir. Elbette ki karşılıklı iyi ilişkileri biz de arzulamaktayız. Alman tarafı olarak da bu ilişkilerin daha da iyi bir şekilde sürdürülmesini istemekteyiz. Tabii ki diğer taraftan demokratik, açık bir toplumun nasıl olması gerekiyor? Bunun da
farklı görüşlere sahip olduğumuz bir konu olabileceğini bilerek bunları da ele almamız gerekiyor. Sadece Alman vatandaşı olan insanların, bazı insanların tutuklu olmaları değil sadece. Belli konularda farklı görüşlerimiz olabiliyor ama karşılıklı konuşarak bunları ele almamız gerekiyor. Birlikte konuşulmazsa ortak görüşlerde oluşamaz. Onun için ben kesinlikle görüşülmesi, konuşulması taraftarıyım ve yarınki görüşmemizi de sevinerek beklediğimi söylemek istiyorum. Bundan ötürü, ziyaretinizden ötürü çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sayın Şansölye, heyetlerimizin saygıdeğer üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 4 yılı aşkın bir sürenin ardından bu defa Cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya'da bulunuyorum. Değerli dostum Sayın Steinmeier'e nazik daveti için özellikle teşekkür ediyorum. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerekse Sayın Şansölye nezdinde tüm Alman makamlarına misafirperverlikleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Peter Altmaier, Ekim ayında kalabalık bir iş heyetiyle ülkemizi ziyaret edecek. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle yakaladığımız bu ivmenin korunmasından ve daha da güçlendirilmesinden yanayız. Sayın Merkel'le görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık. Yine ikili ilişkilerimize dair konuları etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Kendileriyle yarın sabah bir araya gelerek şöyle etraflıca bu konuları görüşme fırsatını bulacağız. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, turizme yönelik her alanda bu konuları değerlendirme fırsatını bulacağız. Bu arada birkaç hafta önce bildiğiniz gibi Dışişleri Bakanı Sayın Maas'ı ülkemizde misafir ettik. Ve bütün bunlarla birlikte geçen hafta hazine ve maliye ile ticaret ve enerji bakanları da ülkemizdeydi. Milletimizin desteği ve direnişi sayesinde biliyorsunuz bir darbe girişimini bizler hedeflerinden saptırdık. Darbeciler güçlü Türk demokrasisini rafa kaldırmayı başaramadılar. FETÖ terör örgütünün uzantıları tarafından gerçekleştirilen bu darbe girişiminde 251 insanımızı şehit verdik. 2193 yaralımız, gazimiz oldu. Darbe girişimi sonrasında FETÖ ve uzantılarıyla mücadele için anayasal bir mekanizma olan olağanüstü hal uygulamasına gittik. Demokrasimizi bu terör örgütünün tehdidinden kurtarmak için 2 yıl boyunca çok yoğun bir çaba sarf ettik. Bu noktada da önemli oranda başarı sağladık. 24 Haziran seçimleri sonrasında bu uygulamayı da kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber ülkemiz yeniden reform ve ilerleme yoluna girmiştir. Reform Eylem Grubumuz bu konuda gereken adımları atmaya başlamıştır. Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz. Vize serbestisinin sağlanması ve gümrük birliği güncellemesine başlanması ve katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin belli çevrelerin kaprislerine ve siyasi engellemelerine maruz bırakılmadan iletilmesini diliyoruz. Avrupa'nın lider devletlerinden Almanya'nın vereceği desteğe de büyük önem veriyoruz.
Değerli arkadaşlar, Türkiye başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstleniyor. Komşumuz Suriye'de 7 yıldır süren ve 1 milyon insanın hayatına mal olan zulmün bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Bu noktada Almanya ile benzer bir yaklaşıma sahibiz. Şu an itibariyle 3,5 milyon mülteci ülkemizde misafir edilmektedir. Burada Almanya'nın Suriye meselesinin bilhassa insani boyutuna gösterdiği hassasiyet nedeniyle memnuniyetimi ifade etmek isterim. Türkiye ve Almanya mülteci krizinin akut döneminde de sorumluluk almış, ciddi fedakarlıklar ortaya koymak suretiyle bu süreci yumuşatmışlardır. Artan korumacı ticaret eğilimlerinin dengelenmesi için kurallar temelli sistemin desteklenmesi hususunda Almanya ile ortak bir tutum içindeyiz. Ticari yaptırımların siyasi hedefler doğrultusunda kullanılması, küresel ticareti olduğu kadar uluslararası güvenliğe de zarar verecektir. Türk ekonomisinin sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu görüşmemizde Sayın Merkel'e izah ettim. Spekülatif bazlı dönemsel dalgalanmaların ekonomimize etkilerinin aldığımız yapısal tedbirler sayesinde sınırlı kaldığını burada tekrar ifade etmek isterim. Ülkemiz diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi alanında gelebilecek tehditlere karşı da hazırlıklı ve bunları bertaraf edebilecek güçtedir. Bizler Almanya ile derin ekonomik bağları önemsiyor, kazan kazan anlayışı temelinde daha da gelişmesini istiyoruz. Alman hükümetinin de bu yöndeki tutumu ve vermekte olduğu mesajları değerli buluyoruz. İki ülke ilişkilerini özel kılan en önemli unsurlardan biri Almanya'daki 3,5 milyona varan soydaşlarımızın varlığıdır. Vatandaşlarımızın kökleriyle bağlarını koruyarak Alman toplumuna eşit katılım temelinde entegrasyonunu teşvik ediyoruz. Sosyal ve ekonomik alanda ve tabii eğitim öğretimde insanlarımızın tam fırsat eşitliğinden yararlanması bu süreci hızlandıracaktır. Diğer yandan Almanya'dan FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle daha etkili mücadele beklentimizi ve bu yöndeki taleplerimizi Sayın Merkel'le görüşmemizde etraflıca ele aldık. Son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettim. İnşallah önümüzde yine işbirliğimizin daha da güçlenerek devamı, ama bu arada da tabii ki her ülkenin özellikle yargı bağımsızlığı noktasındaki alacağı kararlara hep birlikte saygı duyulmasının da gereğini ifade etmem herhalde hukuka inanmış, demokrasiye inanmış ülkelerin en doğal hakkıdır. Şahsıma ve heyetime gösterilen yakın ilgi için şansölyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Thank you. NTV Deniz Tüysüz efendim. Benim sorum her ikinize de. Siz buraya gelmeden önce bir makale kaleme almıştınız. Şimdi biraz önce burada da belirttiniz. Almanya'dan FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesi, kabul etmesi, hem PKK ile hem de FETÖ ile mücadelede destek konusunda. Bu konuda detaylı olarak neler ele alındı? Özellikle Almanya'da yaşayan FETÖ üyelerinin olduğu biliniyor Türk istihbarat tarafından. İadesi konusunda nasıl bir yol izlenecek, iadeleri konusunda, ya da böyle bir yol izlenecek mi? Teşekkür ediyorum. Ben
Şunu söyleyebilirim. PKK Almanya'da yasaklanmıştır. Bütün aktiviteleri de bu şekilde yasaklanmıştır. Bugün ayrıntıları ele almadık ama daha önceki görüşmelerimizde bunu ayrıntılarıyla ele almıştık. Zaten polis teşkilatımızın da söz konusu olan gösterilerdeki tavrı da bu kesin tutumumuzu göstermiştir. FETÖ konusunda Türkiye'nin tabii ki savlarını son derece ciddiye alıyoruz ama daha çok bilgiye ihtiyacımız var, daha çok nesnel bulguya ihtiyacımız var. PKK ile aynı seviyede ele almamız için daha çok kanıta ihtiyacımız var. Genel olarak Almanya'da da aranan kişiler var. Henüz bazı vakalarda başarılı olamadık. Bazı insanların gerçekten de Almanya'da olup olmadığından da tam olarak emin değiliz ama araştırmalar, soruşturmalar devam ediyor. Evet, Sayın Şansölye'nin ifade ettiği gibi aslında tabii burada daha önce de benim isimlerine varıncaya kadar tabii binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da bulunuyor. Dağınık olarak değişik yerlerde bunların bulunduğu bir vaka. FETÖ'ye gelince FETÖ terör örgütünün de yine yüzlerce mensubu buralarda bulunuyor. Ve burada gerek bizim istihbarat teşkilatımızın, gerek Alman istihbarat teşkilatın müşterek çalışmaları, bakanlıklarımızın müşterek çalışmalarıyla birbirimize olan özgüvenle nerede kimi yakalıyorsak bunu tabii teslim etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki PKK'nın bir terör örgütü olduğunu kabul eden, bunu beyan eden bir Almanya'nın bunu yapmaktan daha kolay bir şey zaten olamaz. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Buradan hareketle de zaten bu türleri yakalayıp teslim etmek ülkelerimizin huzuru için, mutluluğu için özellikle güvenlik noktasında çok büyük önem ifade ediyor. Teşekkür ediyorum. ARD'den Maya Rüyt'e kısa bir sorum olacak Sayın Şansölye'ye. Sayın Erdoğan ile tutuklu olanlar üzerine konuştuğunuz zaman bunu nasıl gözümüzde canlandırabiliriz? Bunları ne zaman tahliye edeceksiniz mi diye soruyorsunuz. Kendisi de tabii ki bunu bağımsız yargı karara bağlayacaktır mı diyor. Çünkü burada Almanya'da Türkiye'deki yargının ne derecede bağımsız olduğuna dair belli şüpheler var. Yoksa siz ısrarla tahliye edin mi diyorsunuz? Nasıl bir tavır sergiliyorsunuz? Bu ilişkiler nasıl sürüyor? Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak istiyorum. Enver Altaylı Türkiye'de de tanınan bir insan, 74 yaşında ve 14 aydır herhangi bir iddianame olmadan tutuklu kendisi. Siz de dindar bir insansınız. Aslında merhamet duygusundan hareket ederek böyle bir insanın tahliye olması ve Almanya'ya gelmesine izin verilmesi makul olmaz mıydı? Şimdi bir yani tabii ki aramızda nasıl konuştuğumuzu size tek tek anlatacak değilim ama somut olarak ele alıyoruz tabii ki sadece kendi düzeyimizde değil danışmanlarımız, Dışişleri Bakanları seviyesinde vesaire ele alınıyor bu konular. Ve uzun da görüşmeler oluyor kısmen. Mesela sizin adını verdiğiniz kişi şu anda gerçekten de işimizi zorlaştıran vakalardan biri. Toplam 5 vaka var. Kesinlikle son derece somut olarak ve titizlikle bu konuları ele aldığımıza güvenebilirsiniz. Karşılıklı olarak bunları ele alıyoruz. Sayın Şansölye'ye çok teşekkür ediyorum. Bir defa şunu kabul etmek lazım. Yani ne ben Almanya'nın hukuk sistemini veya mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne de sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz. Çünkü yargılar bağımsızdır ve verdikleri karara saygı duyulur. Şimdi bizler de kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uyumak durumunda kalmışımdır. Ha saygı duyarız, duymayız o ayrı bir konu.
Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz. Şu anda Türkiye'de Türk yargı sisteminin Alman vatandaşları hakkında mesela tutuksuzluk kararını aldığı kişiler olmuştur. Tutuksuz yargılama kararı verdiği kişiler olmuştur. Ve serbest bırakmıştır. Ama tutuksuz yargılamak suretiyle. İsim verdiniz, Enver Altaylı. Acaba ben sorsam Enver Altaylı'yı tanır mısınız diye. Geçmişinde bu kişinin neler olduğunu bilir misiniz diye. Bunun acaba Türkiye'nin istihbarat sisteminin içerisinde de dolaylı yer aldığını bilir misiniz diye sorsam acaba siz de bilir misiniz? Acaba bu istihbarat sisteminde daha sonra ne gibi işlevler görmüş ve acaba Türk yargısı bu kişiyi niçin acaba şu anda tutuklamış? Onun için biz yargıya saygı duymak durumundayız. Benim sorum önce Sayın Merkel olacak. Halk tarafından seçilmiş bir hükümeti defalarca düşürmeye çalışan bir anayasal hükümeti demokratik bir ülkede düşürmeye çalışan bir FETÖ'nün üyelerini Almanya'da barındırmak ya da barındırdığına dair bilgilerin olduğunu söylemiştiniz. Bu sizce nasıl değerlendirilecek bir konu? Sayın Cumhurbaşkanı'na da ekonomi ilişkin bir sorum olacak. Yeni normalleşme adımlarının atılacağını biliyoruz. Buna ilişkin olumlu bir gündemle Türkiye'nin buraya geldiğini biliyoruz. Az önce de belirttiniz, Almanya'dan Türkiye'ye bir heyet gelecek. İlk somut adımları ekonomi adına ne zaman bekleyebiliriz? Teşekkürler. Belki tekrar bu somut vakalara dönebilirim. Şimdi mesela bazı vakalarda iddianamenin çok uzun bir süre henüz hazırlanmamış olmasını konuştuk. Bundan ötürü çok muğlak bir durum ortaya çıkıyor. Ve tabii ki yargının bağımsızlığına karşı saygımız sonsuzdur ama bazı durumları, bazı süreçlerin farklı olmasını dilerdik. Bu da apaçık ortada. Darbe konusuna gelince kesinlikle şiddetle kınıyoruz. Bu da çok net bir şekilde ifade ettiğimiz bir konudur. Kendim bizzat Türkiye'ye ziyarette bulundum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hasarları biliyorum. 200'den fazla insanın hayatından olduğunu biliyorum. Hepsi bu darbe girişimiyle bağlantılı olan gelişmelerdi. Şimdi biz tabii ki bu alanda daha çok bilgi edinmek için karşılıklı temaslarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin tutumunu biliyoruz. Ama bu Gülen hareketini gerçekten de PKK ile aynı seviyede değerlendirme açısından henüz Almanya'da bu durumda değiliz. Daha çok bilgiye ihtiyacımız var. Evet, ben de özellikle yarınki görüşmemizi Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler noktasında çok çok önemsiyorum. Yarın bu ekonomik ilişkilerimizi gündeme taşıyacağız. Ve ekonomik ilişkilerde bu sürecin Türkiye-Almanya arasında çok önemli olduğuna, özellikle ileri teknolojide, dijital dönüşümde, bunun yanında savunma sanayine yönelik daha önceden de planladığımız, atacağımız birçok adımlar var. Özellikle Almanya, Türkiye bu ortak adımlarla inanıyorum ki bölgede de ciddi bir performansı sergileyecektir. Ve tamamlayıcı olduğumuza da inanıyorum. Bundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. Jörg Blank von der Deutschen Presseagentur. Frau Bundeskanzlerin.
Sayın Şansölye DPA adına soruyorum. Türkiye'de söz konusu olan Alman vatandaşlarının tutuklu olmasına değindiniz. Sayın Cumhurbaşkanı size herhangi bir şekilde umut vaat etti mi yakın bir zamanda bir çözüm bulunacağına dair? Ve Can Dündar'ın burada akredite olması ama sanırım Sayın Cumhurbaşkanı dikkate alarak kendisi gelmemiş buraya, bu konuyu da ele aldınız mı? Almanya'ya yönelik Nazi serzenişleriniz ve Sayın Şansölye'ye yönelik bu tarz hakaretlerinizden ötürü özür dilediniz mi Sayın Cumhurbaşkanı ve 2024 UEFA ile ilgili? Pardon, ne sorunuzu tam anlayamadım. Tekrarlayabilir misiniz Sayın Dündar'la ilgili? Şimdi Sayın Dündar iade talebi varmış kendisiyle ilgili. Bunu Türk tarafının bir kışkırtması olarak mı görüyorsunuz? Dündar'ın kendisi şimdi burada değil. Halbuki akredite olmuştu. Belki diplomatik bir takım kendisiyle ilgili tartışmalar mı oldu, karşıtlıklar mı oldu? Kendisi bundan ötürü mü gelmedi? Şimdi ben adli yardımlaşma ile ilgili söz konusu olan tek tek konuları ele almak istemiyorum. Dündar, gazeteci Dündar konusunda belli ihtilafların olduğu açıkça ortada. Kendisinin burada basın toplantısına katılmayacağına tamamen kendisi karar vermiştir. Çok net bir şekilde kendi kararıdır. Ve yine yanlış anlaşma olmasın diye şunu söylemek istiyorum. Akreditasyon için belli bir hukuki zemin vardır. Ve burada herhangi bir şekilde iki sınıf bir akreditasyon yoktur. Kimisinin soru sorma hakkı vardır, yoktur diye bir ikiye bölünmüşlük yok. Şimdi bakın, çok sayıda gazeteci tabii ki burada bulunuyor. Bundan ötürü herkes tek tek soru soramıyor ama eşitlik açısından bu hak tanınmıştır. Onun için bunu burada bu şekilde açıklamak istedim. Can Dündar'ın kendisi burada katılmama kararı vermiştir. Kendisinin durumuyla ilgili Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve benim taraf arasında farklı görüşlerin olduğunu burada teyit edebilirim. Şimdi tabii ki biz süreklilik taşıyan bir süreç içerisindeyiz ve geçtiğimiz günlerde çözüme ulaştırabildiğimiz belli vakalarda oldu. Bu vakaların sayısına bakarsak gerçekten de çok önemli bir ilerleme kaydetmiş olduğumuzu görüyorum ki bundan ötürü de büyük bir ilerleme vardır diyorum. Ve geri kalan vakaları da birlikte çözeceğimize güveniyorum. Özellikle bu samimi açıklaması için teşekkür ediyorum. Türk yargısı bırakılması gerekli olanları zaten tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır. Hatta hiç ona gerek kalmadan bırakılması gerekeni de bırakmıştır. İsim vermeyeceğim. Fakat son söylediğiniz kişiye gelince, önce Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun tarafından 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini herhalde biliyorsunuzdur. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak Almanya'ya gelmiştir. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre bir mahkumdur ve 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır. Ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez. İfşa edilmesi suç teşkil eder. Bir diğer konu, biz Almanya ile suçluların iadesi anlaşmasını yapmış bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim böyle bir suçluyu iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Ve biz de böyle bir mahkumiyet kararı kesinleşmiş olan kişinin iadesini istedik. Aynı durum Almanya için de geçerli olabilir. Almanya için de bizde böyle birisi olsa, bir Alman hakikaten burada yargılanmış, mahkum olmuşsa bizden Almanya bunu isteyebilir ve biz de bunu vermek durumundayız. Böyle bir şey benim başıma gelse ben veririm. Hiç bakmam. Olayın aslı budur. Bunun da doğrusunu bilmemizde fayda var. Teşekkür ediyorum. Danke schön.
Teşekkür ediyorum. Yargılanan Alman vatandaşlarına yönelik olarak yargı bağımsızlığı. Bu arada Mesut Hocam, rejideki arkadaşlarım beni uyarıyor. Tekrar Almanya'dan canlı görüntüler geliyor izleyicilerimizin ekranlarına. O görüntüleri de hemen bir yorumlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel tarafından uğurlanıyor sevgili seyirciler. El sıkıştılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline götürecek araca Cumhurbaşkanı Erdoğan bindi. Canlı olarak geliyor Berlin'den görüntüler. Biz de az önceki basın toplantısını değerlendirmeyi sürdürüyoruz Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın'la birlikte. Şimdi Sayın Hocam, pozitif bir ortamda geçtiğini söyleyebilir miyiz? Basın toplantısında vücut dilleri, birbirlerine hitapları, en kritik konularda bile basın mensuplarının sorularına verdik.